insan insan derler idi, insan nedir şimdi bilir. Evet sevgili dostlarım, herkese selamlar, sevgiler. Bu hafta biliyorsunuz çok trajik, çok üzücü, çok yıkıcı bir deprem yaşadı Türkiye. O yüzden herkes çok üzgün, herkes çok mutsuz doğal olarak. Son yüzyılın yaşadığı en büyük trajedilerden, depremlerden biri. 10 ilde olması, çok dağınık bir bölgede olması sebebiyle müdahaleler de çok kolay olmadı. O yüzden çok trajik durumlar yaşandı. Ama Türk milleti böyle durumlarda çok iyi kenetlenen, birbirine yardımcı olan, bunları paylaşan bir millet. Bu depremde de onu gördük. Sevgili Serhat sahadaydı deprem boyunca. Elinden geleni yaptı. Biliyorsunuz o bölgede dostlarımız var bizim birçok. Berk de oradaydı bizim. Belki tanıyorsunuz kanaldan. Berk halasını ve çok yakın birkaç akrabasını kaybetti. Onlar da bütün ailece oradaydı. Feridun Bey var. Bir ay önce biliyorsunuz bir video çekmiştik orada. Hatay'ın güzelliklerinden, insanların güzelliklerinden. Ne kadar misafirperver olduklarından, ne kadar güzel insan olduklarından ve ne kadar güzel bir yer olduğundan bahsetmiştik. Yaşanılacak bir yer olduğunu, hatta emeklilere tavsiye ettiğimiz bir yerdi. Ya bir ay sonra böyle bir trajedinin yaşanması ve neredeyse Hatay'ın ortadan yok olması bizi de çok üzdü, herkes çok üzdü. O bölgedeki dostlarımızın ciddi kayıpları var, çok yakınlarını kaybettiler. Biz de lojistik olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ya bu dönemde paylaşım yapmadık biz. Yani yapılan işlerin paylaşılması taraftar biri değilim ben ama bütün Türkiye elinden geleni yaptı maddi manevi. Kimi sahada çalışarak yaptı, kimi lojistik olarak yaptı, kimi maddi olarak yaptı. Ama herkes bir şeyler yapmaya devam ediyor. Bu kısa süreli bir süreç de değil, yani bir haftada yapmak. Bunun ötesinde çok daha uzun soluklu bölgenin yardıma ihtiyacı olacak, desteğe ihtiyacı olacak. Maddi, manevi, psikolojik. Biz de her koşulda o bölgenin, o halkın yanında olacağız elimizden geldiğince. O yüzden yakınlarını kaybedenlere ben buradan Allah rahmet eylesin diyorum, başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum. Çok zor. Tabii ülkenin ekonomisine büyük darbe, bölgenin uzun yıllar kalkınmasına destek olmamız gerekecek. Dedim ya, çok zor ayağa kalkacak bu bölge. Çok büyük yıkımlar gerçekten. Biz bu sebeple bir süre YouTube kanalımızda içerik koymayacağız. Serhat bölgedeyken çektiği bazı görüntüler var. Bölgedeki aslında yaşanan yıkımı birçok yerden izlediniz ama Serhat da kendi çektikleriyle böyle bir en azından hatırlanması adına, YouTube'da kalması adına. İlerleyen dönemlerde bu konularla ilgili gerekli önlemlerin alınması adına böyle çok kısa bir kendi çektiği görüntüleri koyacak. Ki unutmayalım, Türkiye bir deprem bölgesi, İstanbul'da beklenen deprem var. Umarım hızlıca toparlanır bölge ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde depreme hazırlık yapmaya başlar. Yani çok zor, söylenecek çok fazla bir şey yok. Çok üzüntülüyüz dediğim gibi. Tüm Türk halkına da teşekkür ediyorum buradan gösterdiği özveri, yardımlar ve yardım yağıyor. Tabii kişisel olarak da atlayıp giden çok oldu. Organize olanlar da oldu ama o bölgede ciddi bir yığılma var. Umarım kısa bir süre sonra, dedim ya bunun hazırlığı yok, bunun stajı yok. Çok zor çünkü bu kadar büyük bölgede bu kadar büyük bir deprem. Daha önce görünmemiş, kimse de beklemiyordu. İnşallah bir daha da yaşamayız böyle bir şey. Dediğim gibi bir süre olmayacağız. Anlayış göstermenizi rica ediyorum çünkü hiç kimsenin olmadığı gibi bizim de çok psikolojimiz iyi değil. Çok yerinde değil. Gerçekten çok üzgünüz. Umarım her şey iyi olur diyorum. Dediğim gibi tekrar herkese sabırlar diliyorum. Ayan nedir, pinhan nedir, nişan nedir, şimdi bildim kendisinde. Bulmadı taşrada kalan canların kalbinde olan inanç nedir şimdi bildim.
herkesin yardımcısı. Hocam gelebiliriz, şu ekip gidiyor. Öyle mi? Mert Kal var ya. Orayı makasla kestik abi, bizim demir makasıyla. Yatak var, yatağın üstündeki süngerleri kestik. İçeride anne, baba, çocuk var. Adamın zaten akrabası. İçeride hepsi aynı, içerisi geniş. İçeride balkon altı gibi düşün abi. İçeride bayağı hava var, nefes alıyorlar. Su verdik, su içtiler. Bebeği verdi. Bebeği dedik bize ver. Açtık oraları güzelce, düz dedik. Bebeğin çıkacağı yeri kadar. Söyledi, sonra abi, çıkardık abi. Yedik, soldan çıkardık. Arkadaşlar, bu aslan arkadaşlar. Daha yeni 10 dakika önce bir tane bebeği çıkarttılar. Abi ismin neydi? Serkan. Serkan. Emeğinize sağlık. Nereden gelmiştiniz? İstanbul. İstanbul'dan. Eyvallah. Çok teşekkürler. Şu bina 3 katlıydı. Bir kat aşağı çöktü. Hani buradan sadece bir yengemizi kurtardık dün. İki kişi, iki farklı katlar insanlar kurtuldu. Bakın ben yanındaki binadayım. Yanındaki bina herhalde en az bunun 2 katı falan daha yüksekti. Ya olayın vahametini görün abi. Bu bina bir kat çöktü. Şu an ben bu kaç katlı olduğunu bilmediğim binanın tepesindeyim abi. Şu yanındaki bina yıkılan. Bu sadece burası yıkılmış. Abi öbür bina. Arkaya dönün abi. Abi. Buradan. Emdat sesi geldi sadece. Abi olaya bakın ya. Abi arkada yıkılan binalar yani çok büyük. Sadece burası bir mahallenin, bir caddesinin dikeylemesine durumu. Abi orada burada, şuradaki yıkılanları söylemiyorum bile. Allah milletin yardımcısı olsun. İnsan insan derler idi insan.